maalesef bir yarışmacı arkadaşımıza veda edeceğimiz gün. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Soğan kesici bak Allah aşkına. Elif bana takmış durumda zaten. Biz kötü tabaklar çıkardığımız için Melike şanslıydı. Bizim tabaklarımız arasından sıyrıldı. Teknik etapta o tarifi kim çıkarıyor? Ben çıkarmıyorum. Elif sanki teknik etap oynayacak gibi geliyor bana. Onur bir röportajda benden bahsetmesen bir dilin mi şişer? Seviyorum seni belki. Ha? Böyle seveceksen sevme beni. Ama kötü bir şey demedim ki sana. Yarışmacılar final haftasının dördüncü gününe heyecanla başlayarak tezgahlarındaki yerlerini alıyorlar. Bugün de birbirinden güzel tarifler hazırlayıp jüriye beğendirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ve günün sonunda bir yarışmacı ver fırınaya ve 25 bin liralık büyük ödüle veda edecek. Bakalım günün sonunda aramızdan ayrılan isim kim olacak? TV8 ekranlarından hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ver fırınaya hoş geldiniz efendim. Final haftasının dördüncü günündeyiz ve bugün maalesef bir yarışmacı arkadaşım. Yarın bu serinin büyük finaline 3 kişiyle gideceğiz ama bugün aramızdan kim ayrılacak? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz. Heyecan ne seviyede? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Yağız? Arada ben biraz üzülmeye başladım artık. Vallahi. Çünkü birkaç gün sonra arkadaşlarımıza ayrılacağız. Aha. Birbirimize bu kadar alışıp bu kadar duygusal bağ kurduktan sonra ümit ediyorum ki bu hafta elinizden gelenin en iyisini ardınıza koymadan yemeklerinizi yapıp en iyisini yine kazanmak için oynayacaksınız. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Ece. Her ne kadar eleneni biz seçsek de işin gidişatı hiçbir zaman belli olmuyor ve sürprizler ortaya çıkabiliyor. Siz ne yaparsanız biz onu değerlendireceğiz. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Ben bu süreçte sizle olmaktan çok keyif aldım. Bu son günleri şöyle bomba gibi geçirelim diyorum. Peki bugün yarışmacılarımız bizim için ne yapıyorlar? Bugün yarışmacılarımız bizim için pilav üstü lezzetler yapacaklar. Her zaman süre konusunda son derece bonkör davranan ekibimiz bugün de size inanılmaz bonkör davranarak tamı tamına 60 dakika verdi. Bir an 50 bir şey duyacağım diye kalbim tekledi. Ne kadar iyi bir şey 50 dakikada olabilir her an. Allah koruyor Rabbi. 60 dakika içerisinde eminim evde de güzel pilav üstü lezzetler çıkartabiliyorsunuz. O zaman o hünerleri burada da göstermenin vakti geldi diye düşünüyorum. Hazırsanız bugünkü etabımızı başlatıyoruz. 3-2-1 ver fırına. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yarışmacıların bugünkü görevleri 60 dakikada pilav üstü tarifler yapmak. Bakalım etabın sonunda hangi yarışmacı tarifinin hem sunumu hem de lezzetiyle jüriden tam not almayı başaracak ve kimler teknik etapta ver fırınaya devam edebilmek için mücadele edecek. Pilav üstü bir tarif dediğinizde benim aklıma şöyle bir kuru fasulye, sulu sulu bir tavuk geliyor. Umarım yarışmacılardan bir tanesi bu bahsettiğim pilav üstülerden birini yapar. Finale yaklaştıkça yarışmacıların hem heyecanları artıyor hem de işleri zorlaşıyor. Bakalım bugün pilav üstü tarifleriyle ortaya neler çıkaracaklar. Pilav üstü deyince benim aklıma tek bir şey gelir. O da esnaf lokantaları. Alınmaca yok. Çocukluklarımız, gençliklerimiz esnaf lokantalarında geçti. Şöyle güzel bol kuru fasulyeler, dönerler, etler. Ama ne olacak? Hepsi pilavın üzerinde bir güzel dağılacaklar. Bakalım ne yapacaklar. Bugün mutfakta neredeyse çıt çıkmıyor. Dört yarışmacı da tamamen tariflerine yoğunlaşmış. Hata yapmamak için ellerinden geleni yapıyor. Stüdyoda bir sessizlik. Kimse konuşmuyor. Elif Hanım nasıl gidiyor ya? İyi gidiyorsun Nalan'cığım. Soğan kes işe bak Allah aşkına. He? Soğan doğru işe bak. Soğan mı? Ha. Elif bugün sebzeli tavuk büryan yapacak. Elif Hanım. Merhabalar efendim. Buyurun. Elif Hanım. Anlatın bize bugün neler yapıyorsunuz? Ben bugün size inşallah bir aksilik çıkmazsa tavuklu büryan pilavı hazırlayacağım. Biraz da sebze dokunuşu var içinde. Sebzeli tavuklu büryan pilavı. Of, bayılırım. Büryan derken ne demek istiyoruz? Tavuğu üzerinde tavuğunun suyuyla fırında pişmiş bir
yemekten bahsediyoruz. Tavuğu da anladığım kadarıyla düdüklü de değil mi yani? Buradaki süre kısıtlaması psikolojik olarak insana alt üst ettiği için düdüklü böyle bir rahatlama sebebi oluyor. İster istemez. Her ne kadar siz sevmeseniz düdüklü de. Düdüklü çok kullanıyor musunuz evde? Normalde de evet kullanıyorum. Evet yani düdüklü pratik bir şey. Önce burada... Pilavı fırında çektirmeyeceksin suyunu öyle mi? Fırında çektireceğim. Suyunu fırında ben bunun içinde bu sebzelerimi ve pirincimi şöyle bir çevirdikten sonra cam fırın kabına alıp üzerine haşlanmış etlerimi, butlarımı koyup tavuğun suyunu koyup fırında o şekilde pişireceğim. Peki fırını ne şekilde kullanıyoruz? Fırını alta yakın. Sonra fan var mı fan? Fan yok hayır. Fan yok. 180 derecede altta yakın. Alt üst pişirmeli ama alta yakın. Peki. Evet. Sebzelere bakıyoruz. Mantarlar, defne yaprağı, çok fazla karışık bir şeyler yok. Evet, ayrıyeten bugün oldukça sardı. Soğan ve havuç. Çok malzemeniz yok bugün. Hayır. Çok pirinciniz fazla var. Aşırı sebzeli tavuk bir pilav var. Değil. Tavuğun suyu zaten kendi başına yeteri kadar pilavı lezzetlendirmeye yeten bir şey. Ayrıyeten de 3 tane temel malzemeyle gidiyorsunuz. Evet. Evet. Güzel. Umarım her şey yoluna gider. Güzel. Sebzeleri ne şekilde keseceğiz? Küçük küçük çünkü pirincin içinde pirinçten büyük olmayacak şekilde. Güzel. Onları küçükçe doğrayacağım. Soğan küçük küçük. Peki havuç nasıl? Havucu rendeleyebilirim. Henüz havucu rendelerseniz olacağını düşünmüyorum. Havucun da bence soğanlarla aynı büyüklükte olması yemeğin sağlığı açısından, sıhhati açısından doğru yol olacaktır. Tamam. Böylelikle soğanlar ve havuçlar arasında bir köprü kurup pilavın içerisinde koyduğunuz zaman hepsinin lezzetini, aromasını eşit bir şekilde dağıtabileceksiniz. O yüzden hali hazırda vaktiniz de varken ince ince çalışın havuçları da. Havuçları keserken çok dikkatli olun. Havuç biliyorsunuz böyle her an böyle bıçağı kaydırıp ele girebilecek sertlikte bir malzeme. Ama Elif Hanım'ın el melekeleri gördüğünüz gibi son derece uygun. Küçük küçük havuçlarını da kesiyor. Harika. Bence evet havuçlarla beraber güzelce bir kavurursunuz soğanları. Ondan sonra mantarları atarsınız. Ondan sonra sote sebzeleriniz hazır olmuş olur. Hatta aynen öyle. Ben size minik bir de ipucu vereyim. Bunları fırına koymadan önce tavuk suyuyla beraber birazcık çektirirseniz daha da lezzetli olacaklar. Bilmiyorum düşünüyor musunuz öyle bir şey yapmayı? Düşünüyorum, düşünüyorum, yapacağım. Burada çok küçük bir ön pişirme yapıp aşağıya o şekilde evet, alacağım. Ama orada kullanacağınız suyun oranı yarım pirincime bardağı göre da geçmeyecek. Hayır ben sebzelerden bahsediyorum. Şayet sebzeleri suyla çevireceksiniz. Bir yarım bardak kadar şöyle beraber sotelerseniz yağdan güzel sonra bir yağda fikir çektikten sonra o lezzetini ne yapacak? İçine çekecek sebzeleri. Teşekkür ederim. Bol bol ipuçlarını evet verdin. Verdik. Hadi gidelim her tamam, şeyi güzel söyledim. Güzel bir yemek yiyelim bugün. Hadi Elif Hanım kolay çok gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Olsun. Onur bugün pilav üstü kral tacı yapacak. Yağız Ece ne demek biliyor musun? Biliyorum. Ne demek? Ece yarışmacılara korkunç yorumlar yapıp onları korkutan şakam jüri demek. Hayır, ama bir anlamda demek kraliçe galiba değil mi? Evet bak ve aşçının tacı da tabii ki pirzola da olur. Ama aradan tabağı da çıkar. Tabağı da onu çıkarıp, çıkarsak biraz kokuşabilirim. Tabağı da çıkarıp öyle takalım ondan sonra ondan eve öyle git. Burak da seni niye bir güzel dolapta biraz ısır işlem görsün ki özleşsin soslar, yağ geçsinler. Tamam. O oda sıcaklığında da olur ama. Sen ya dolaba girmesini istiyorum. Sen nasıl istiyorsan öyle. İçinde daha kekiği var. Hı-hı. Biberiye var taze. Biberiye çok az. Gördüm. Kuru nane var çok az. Tuz, bolca sarımsak, zeytinyağı. Hafif de pul biberi. Ne yapacağız onu sonra? Mühürleyeceğim, dışına süreceğim, öyle fırına vereceğim. Tamam. Peki kaburgayı da alsana, pirzolları da alıp koysana. Mühürleyeceğim. Yoksa... Pirzoları mühürlemeden önce pirzoları da marinadınla beraber koysana mı? Öyle yapmak isterim ama süremiz yeterli olmadığı için. O yeterli olmayan süren onu da yeterli olmayacak yani. Şu anda onu yapıyor olmanın da bir yani anlamı yok. Eğer en azından gösteriş olsun diye yani hiç değilse bir doğru yolu takip ettiğini göstermek şey amaçlı olaraktan koyabilirsin. Normalde etleri marine ederken buzdolabında dediğim gibi en az birkaç saat hatta mümkünse bir gece tutmakta fayda var. Ama çok hızlı bir marinasyon yapmak istiyorsan zeytinyağından yeşilli bir şey var ya. Yeşillik var ya şimdi mühürlerken yeşillikler yanacak burada. Biberiye yanmaz. Daha kekiğin sorun olmaz. Sorun olacak yeşilliklerin yok. O zaman hemen alayım. İlla zorla yaptırıyoruz yani görüyorsunuz. Ama orada fesleğen olsaydı, nane olsaydı. Kuru nane mi? Kuru nane değil. Hayır, taze olsaydı onlar sorun olabilirdi. Şimdi yanan baharatlar var, yanmayan baharatlar var. Isıyla ortaya çıkan otlar var pardon baharatlar nerede? Biberiye istediğin gibi fırına at, tavaya at, ne istiyorsan at. Kekik yanar ama şöyle bir şey var. Kekiğin de kokusu ısındıkça ortaya çıkar. O yüzden kekiğin yanması affedilebilir bir yanma. Onda da problem yok. Dolayısıyla burada sıkıntılı bir malzemen sarımsakların dışında yok. Sarımsakların bugün da zaten bulaşmıyor. Bugün ama farkında mısın? Demiş ki prodüksiyona hiçbir şeyden sakınmayalım. Bir de kuyruk yağı var. Ben mühürlemede kuyruk yağı sürmek istiyorum biraz. Tamam. Tamama. O kuyruk yağının hafif iç yağı, kuyruk yağı değil pardon. Tamam. Kavram yağı.
Aynen öyle. Onu kullanmak istiyorum. Kajulu pilav yapacağım. Kajunun ete çok yakıştığını düşünüyorum ben. Hmm. Kajuyu da tanıyalım o zaman. İşte kaju. Bir de burada et suyu mu? Et suyu. Pilavda et suyu kullanacağım şefim. Kajuyu tereyağında kavuracağım. Aha. Ben önceden de yapardım böyle. Mükemmel kaju şey böyle. Ama değişik şimdi yağını yakıyorsun. Değişik bir renk alıyor kaju. Hı hı. Kajuyu hafif pişirdikten sonra pirinçle beraber biraz daha kavurduktan sonra yedi bahar. Hı hı. Çok az karabiber, tuz, et suyu, ılık su. Ece. Arkasına hemen pilavımın suyunu verip dinlendirmeye alacağım. Yemişleri kavururken, hı hı, özellikle fıstıkları kavururken yağ kullanıyor musun? Ben kuru tavada daha çok seviyorum. Ama bir pilava karıştıracaksa yağ kullanmanın çok sıkıntı yaratacağını da düşünmüyorum. Ben tereyağı... Burada sıkıntı yaratabilecek yağcım, unutma lafını, bir şey var. Normalde ben bir ürünü mühürlerken tavayı fazla kalabalıklaştırmayı sevmiyorum. Niye? Tavayı fazla kalabalıklaştırınca tavanın ısısını düşürüyoruz. Ve o istediğimiz yüksek ısı olmadığından mühürleme işlemi tam gerçekleşmiyor. Bunu yapmayacaktım zaten. Mühürlerken bir de dikkat etmen gereken bir husus daha söyleyeyim sana. Eti ne kadar az oynatırsan içerisindeki suyu, aynen, da o kadar muhafaza edersin. Genellikle bana çok sık sorarlar güzel et nasıl yapılır diye. Ete ne kadar az dokunursan o kadar iyi. Şimdi etinin kalınlığına göre, cinsine göre kaç dakika hangi tarafını tutman gerektiğini hesaplayacaksın. Bu da çok, bence güzel bir et. Bence o risk almasın ama bu seferlik. Ha şimdi her seferinde çevir at, çevir at, çevir at. Şöyle bir altını kaldır, bir bak bakalım. Bak bak, güzel gözüküyor. Harika gözüküyor. Neden? Çünkü yağını aldırmamışsın. Burada eğer bunu yapacaksanız en mühim olan şeylerden bir tanesi bu yağı üzerinde bırakmak. Demeyin ki üstünde kalıp gibi yağ mı kalacak? Hayır, kalmayacak. O bir güzelce eriyecek ve bütün pirzolanın dışının sulu kalmasına sebep olacak. Onurcuğum, kolay gelsin. Şükür diyorum. Ederim. Ben tarifini çok beğendim. Umarım kurutmazsın. Onur bugün bence son haftaya yakışır nefis bir tarif seçmiş. Burada önemli olan nokta Onur'un o kuzuyu hakkını vererek pişirip pişiremediği olacak. Kuzu 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 geldim. Ya bir göster bana, öğret ya. Ben sevdim o dansı. Gel gel, nasıl? Kuzu kuzu geldim deyince kapandım dişlerim. Kuzu 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 kuzu. Dört yarışmacı da bugün pilav üstü tariflerini hazırlarken çok dikkatli olmalılar. Artık neredeyse yarışın sonuna geldiler ve en ufak bir hata 25 bin liralık ödüle veda etmelerine neden olabilir. Melike bugün pilav üstü tavuk kapama yapacak. Hoş geldin. Merhaba Melike. Merhaba, nasılsınız? Dün şaşırdın mı ikinci olmana? Şaşırmadım. Şaşırmadın mı? Gerçekten mi? Çok aşağılara bakıyordun herhalde, dedim hiç beklemiyordu. Evet. Çünkü dört tane tabak oraya koyulduğunda nedense içimden ikinci olacağım zaten. Öyle mi geldi? Tahmin etmiştim, rahattım. O yüzden önüme bakıyorum. Hadi bakalım, iddianı koruyor musun? Bugün bizlere ne yapıyorsun bakalım? Ne var burada? Anlatayım mı? Hadi anlat. Şimdi soğanları kavurdum, üzerine sarımsak kavurdum. Hı-hı. Yağda biraz. Daha sonra butlarımı koydum. Üzerine domates rendeledim. Biraz baharat kattım. Bunlar burada haşlanacaklar. Ne baharatları kattın? Derilerini üzerinde tutuyorsun. Evet, karabiber ve tuz sadece. Çünkü pirincimi ben fırında pişireceğim. Hmm. Onun içine nane, karabiber bolca atacağım baharatlarımı. Hiç burada pişirmeyi başlatmayacak mısın? Yok, kavuracağım tenceremde. Tamam. Baharatlarıyla beraber kavurduktan sonra cam kabıma pirinçleri koyup üzerine de tavukları olduğu gibi ditmeden koyacağım. Peki şurada ben merak ettim. Acaba bu sıvı yeterince sıcak mı sence Yağız? Nasıl açılıyor? Şuradan. Bu zaten soğuk su koydum içine. Sıcak soğuk su koymadım. Peki evet, soğuk suyun içerisine hemen tavukları attın mı ısınmasını beklemeden? Yok, önce domates sosumu attıktan sonra üzerine tavukları ısıttım. Aha. Domates sosunu da daha sonra soğuk suyu üzerine. Yine mi? Geldi. İlginç. Kötü bir çok hım ilginç değil ama bu. Efendim? Kötü bir hım değil ama bu. İyi. Nasıl bir hım? Anlatsana. Bu iyi bir hım. Gerçekten çok sevindim o zaman. Hatta domates suyu kullanmış olman güzel bir şey. Aslında et suyunda daha iyi sonuç verir ama normalde soğuk su ilave ederiz. Soğuk suyla beraber şoka giren et içerisindeki kolajenleri ve proteinleri daha iyi suyun içerisine verir. Tavukta da benzeri reaksiyonlar oluyor. O yüzden bilmiyorum, bilerek mi yaptım, bilmeden bilerek mi yaptım? Yapmıştım. Bilerek zaten yapmıştım. Zaten bu kadar açıklamam yoktu yani. Süper. O zaman ne oluyor? Hem domates suyunu kullanmış bir de suyun yerine. Evet. Hem de tavuğun içerisindeki aromalar da yayılıveriyor. Şahane bir su oluyor. Değerli izleyiciler. Daha sonra onun suyunu alacağım. Tavuklarımı, pirinçlerimi o suda pişireceğim.
Süzecek yani misin? Yani ekstra bir sebze de yok. Süzmeyi galiba düşünmüyorum çünkü o domates sosunun da üstüne pişmesi gerekiyor. Tavuklar, pirinçler hepsi beraber. Domatesler, evet, pirincin, pilavın pişerken sorun teşkil edecekler. Domates sululuğundan dolayı gerçekten iyi bir şekilde pirinçle su oranını ayarlaman gerekecek. Bunu daha önce yaptın mı? Bu yemeği mi? Hayır. Önemli bir etapta bilmediğin bir tarifle geliyorsun. Evet. Ve çok sade değil mi ya? Ve de şimdi çok sadeye karşı değilim. Hani bazen evet sade hoşuma gidiyor. Klasik bir baklavaya tamamım. Ama yani şimdi bir Onur'un mücadeleye bak, bir de Melik. Hani çok hafta içi ev yemeğimiz ya. Ya dün çok büyük çılgınlık yaptım ya kendime. Bugün durulayım dedim onunla. Bence son aşamada Melike, eğer bugünü atlatırsan kuvvetli girmen lazım. Onu söyleyeyim. Son aşamam zaten bayağı bir kuvvetli. Hani tamam, tarif açısından bakalım. Tabii kalırsam eğer elenmezsem. İnşallah diyorum. Kolay İnşallah gelsin. İnşallah. Teşekkür Kendine ederim. Kendine iyi bak. Sağ olun. Hadi güle gülelerini söyle. Hadi bay bay Melike. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Nalan bugün pilav üstü kuzu tandır yapacak. Ben bu sahneyi hatırlıyorum. Dejavu oldum sanki bir an. Siz dünde miyiz? Dün müydü? Ya da dün bir önceki gün müydü? Ondan önceki gün müydü? Ama şundan eminim. Şuradaydık. Nalan Hanım'ın incikle imtihanı devam ediyor. Galiba hırs yaptınız Nalan Hanım bir önceki programda. Sana diyor ki ben bu inciyi diyor pişiririm diyor. Peki bir şey soracağım. Sana da soracağım. Tandır nerede görebiliyor musun? Daha göreceğiz daha göremiyorsunuz. Işte. Tandır olmadan tandır kebabını nasıl yapıyorsunuz onu anlamıyorum. Tandır yok, fırın var. Tandır yok, fırın var. Evet. Adı modern, tandır kebabına modern çıktı tandır, modern tandır oldu evet, diyorsunuz. Evet, evet, İnciklerle de mücadele edeceğim diyorsunuz ama bu defa Nalan Hanım dersini çalışıp gelmiş. Evet. Ne yaptınız? Önceden haşladım düdüklüde biraz. Yani 25 dakika kadar haşladım. Sonrasında tatlandırdım yani biraz yağ baharatlandırdım. Tuz karabiberini koydum şimdi burada. Bir eti haşladıktan sonra evet, tekrar bu müdahaleyi yapmanıza gerek yok. Gönül isterdi ki düdüklünün içerisinde biraz daha haşlamaya devam edip ondan sonra fırın evet aşamasında fırına verebilirdiniz. Çünkü haşlanan et evet zaten suyunu bırakıyor. Bu bizim suyu içeride tutmak için yaptığımız bir işlem. Evet. Nalan Hanım şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ne dilerseniz oldu? Mühürleyerek, hayır evet, lezzet kattınız biraz ama pişirme süresini tekrar uzattınız. Fırın öncesi anladım, müdahalesi anladım yapalım. Yani çok fazla burada istiyorsanız takılmayın. Ben bunu fırına atayım. Tamam. Evet. Ve böyle mühürlerken de diyelim evet ki baharat eklemeyi de eksik etmemekte fayda var. Birazcık tuz biber hafiften böyle otlarla daha da güzelleştirebiliriz. Ben de yaz bazen ne yapıyorum biliyor musun? Bu otları böyle zeytinyağına bulayıp şöyle onları biraz seviyorum. Yanmasını istemiyorsanız şöyle evet şöyle yapabilirsiniz. Veya buket halinde tavaya bırakıp kokutup sonra kenara da çekebilirsiniz. Harika olmuş. Şimdi ben bu taze baharatlarımı şeye koyacağım. Buraya bir soğan yatağı yaptım hı-hı efendim. Hı-hı. Etlerimi bunun üzerine alacağım. Sarımsaklarını atacağım. Bir köşesine taze kekim, bir köşesine de taze biberimi koyduktan sonra folyalayıp fırınlayacağım. Su yok musun? Hayır su yok. Su yok. Aa, susuz. Kuru hiçbir kuru şey yok. Evet. Salçalı su, normal aynen su, hiçbir şey yok. Sadece alüminyum folyo, evet, etler, soğanlar, sarımsaklar. Aynen. Yağ da yok. Niye? Belki biraz yağ koyarım. Hmm. Pilavı da bir Allah anlatabilir misiniz bize? Ne var içerisinde? Benim pilavım içinde hiçbir şey yok. Sade bir pilav, et suyuyla pişirdim. Önce biraz pirinçlerimi ıslattım sıcak suda. Hı-hı. Daha sonra yıkadığım nişastasını temizledim. Sonrasında tereyağında biraz pirinçlerimi kavurdum. Ondan sonra et suyu tuz verdim. Attık. Tuzumu attım. Ya bu bakın bu benim haddime düşen bir şey değil. Buyurun. Ama şu pilavı yaparken pilav suyunu çekene kadar anneme de selam olsun bu arada. Annemin pilavı benim için bu dünyadaki en güzel pilav. Her erkek çocuğu için öyledir. Evet. Benim annem çok başarılı değildir yeme konusunda ama pilavı konusunda hiçbir şey diyemem. Pilavı şişim çektirirken suyunu mümkün olduğu kadar değerli izleyiciler su ve pirinç oranını ayarladıktan sonra bir daha kaşıkla müdahale etmeyin ne zamanki suyunu çekene kadar. Çünkü pirinç o zaman içerideki dengeli pirinç dağılımını bozuyorsunuz. Bir taraftan pirinçlerin uçları çekiyor, bir taraftan pirinçlerin göbekleri çekiyor. Halbuki pirincin olduğu gibi yatıp oradaki suyu çekmesi lazım yaptığı şekilde. Ve sevgili Nalan Hanım siz yarışmamızın annesi olarak böyle bir hatayı anne bana nasıl yaparsınız anlatın. Nasıl yaparsınız? Anne modundan ben biraz çıktım herhalde onun için unuttum.
unuttum artık. Anne modundan çıktım. Yeni yeni şeyler öğreniyorum burada. Kendimi aşıyorum. Mutfağımda da burada öğrendiğim şeyleri deneyeceğim. Harika. Bir şey söylemek istiyorum. Ben etimi biraz bundan koymak istiyorum. Buraya koyup bunu çalkalayıp üzerine ilave etmek istiyorum. Niçin olmasın? İçgüdülerinize güvenin efendim. Güveniyorum. Güvenin. Tabağını oldukça beğendim. Seni tebrik ediyoruz. Şık bir sunum hazırlamışsın. Sen bugün finale yakışır bir yemek yapmışsın. Mutfakta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar tariflerini zamanında yetiştirmek için ellerinden geleni yapıyor. Dün baklavamı çok güzel açtım. Hamurum harikaydı. Fındıklarım, fıstıklarım. Yalnız alt pişirmede sorun yaşadım. Üzeri çok güzel kızardı. O kızarmasına aldandım ve fırından çıkardım. Maalesef altı pişmemişti. O yüzden sıkıntı yaşadım. Ve teknik etaba kaldım. Teknik etapta öncelikle şunu söylemek istiyorum. Elif arkadaşımla kaldık. İnanılmaz keyifli ve çok güzel bir teknik etap geçirdik. İkimiz de pozitiftik. Harikaydı. Ama ben teknik etapta yine hata yaptım. Teknik bir hata yaptım. Domatesimin sosunu fazla çektirdiğim için kuru kaldı. O nedenle de bir de fırınladık üzerine. Fırınlayınca da maalesef makarnam hepten kurudu. Ve beni günün eleme adayı yaptı. Yani ben yaptım. Kendi kendime.